Caminin en çok sevdiğim tarafı sade olmasıdır. En büyük özelliği zaten caminin. Sade olmasının yanında bu camiye farklı cemaatlerin, farklı kültürden, farklı dinden insanların, inanıştan insanların teveccüh edip burayı ziyaret etmesi, buradan ilham alıp gelecek olan nesle bir şeyler aktarmasıdır. Gelen cemaatin genellikle tepkisi müsbet yöndedir. Böyle bir farklı mimariyle karşılaştıkları zaman mesela bazen oluyor ki adam caminin dibinde oturuyor ama camiyi duymamış. Ama diyor ki ben bu camiyi nasıl duymamışım, nasıl görmemişim? Buraya geldiğim zaman, ibadet ettiğim zaman sadeliği yanında ruhen yani tamamen Allahu Teala ile bir bağ kurmaktayım diye böyle bir özel gayretleri oluyor. Sancaklar Camisi aslında Osmanlı Camisi'nden neredeyse tamamen kopan ve kendi bulunduğu ortamın doğal topografyasından beslenen, onun ürünü olan, onunla iç içe geçen ve onunla hemhal olan bir yapı. İslam'ın felsefesinin özünde olan tevazu kavramıyla belki çok daha fazla iç içe geçebilecek. Bütün tezyinatın yani bana sorarsanız gereksiz olan süsün bu anlamda, sadece bu yapıdan bahsediyorum. Bu yapıda gereksiz olan süsün neredeyse hiçbir noktasını taşımayan mekana odaklanılmış ve biraz da ilksel bir mekan. Yani ne demek istiyorum? Biraz daha aslında belki de işte o kültürel yükün oluşturduğu katmanları da taşımayan kaplamalar, renkler, efendim işte o yaratanla kulun arasına belki de gözünün içine girebilecek bir takım fazlalıklardan arınmış bir yer. Ben öyle görüyorum. Cami kavrayışını ya da cami fikrini yeniden düşünmeyi öneriyor yapı. Onun için ben gerçekten önemliyorum. Duş kitlesi bile yok yapının. Aslında neredeyse toprağa yarı gömük bir kitleden oluşuyor. Bildiğiniz anlamda minaresi yok, şerefesi yok bildiğiniz anlamda. Sadece yapıyı simgeleyen bir kare prizmadan oluşan bir simgesel eleman var. Ona da minare demek anlamlı değil çünkü o bir minare değil. Zaten amaçlanan da orada bir minare yapmak değil. Burada kadınlarla erkekler mihraba neredeyse eşit uzaklıkta durarak yan yana, birbirinden ayrı yine evet ama yan yana bir düzen içinde yerleşiyorlar. Dolayısıyla da bu bana sorarsanız önemli bir değişiklik ve hatta cami mimarisi bağlamında modernleşme demeyeyim. Modernleşme artık çok aşındı ve saçmalaştı hatta neredeyse Türkiye'deki kullanımı bağlamında. Ama önemli bir değişiklik olduğunu ve cinsiyetlerin eşitliğine yönelik bir deneme olarak da benim İslam dünyasının başka yerlerinde bilmediğim yeni bir eğilimi temsil ettiğini söyleyebilirim.